geldi. Teşekkürler Anur. Evet, bu sayı değişkenine dediğim gibi bir kere daha tekrar ediyorum. For sayı in listenin anlamı şu. Liste içindeki her bir sayı için, liste içindeki in içinde demek yani. In liste deyince liste içinde. İngilizceyi bir ufak biliyorsunuz. For da için demek zaten. İçin sayı. Sayı için. In liste. Liste içindeki. Liste içindeki her bir sayı için evet aşağıdaki işlemleri yap şeklinde bir for döngüsü yazıyorduk. Bu sayı değişkenine şurada yazdığımız değişken ismiydi arkadaşlar. Şurada şu sayı değişkenine sırayla önce 78 gelecek, sonra 15 gelecek, sonra -18 gelecek. Şu listenin elemanları sırayla sayı değişkenine atanacak ve aşağıda yaptırmak istediğimiz işlemi yaptıracağız. Peki. Hocam siz dediniz ki bizim belirlediğimiz sayı kadar yapacaktı. Evet ona geleceğiz Batuhan. Şu anda o değil. Şu anda liste içinde gezmeyi öğreniyoruz. Şu anda bu yaptığımız örnekler liste içinde gezme örnekleri. Evet liste içinde gezme. For döngüsüyle liste içinde gezebiliyoruz. İstediğimiz sayıda yaptırmayı da birazdan öğreneceğiz muhtemelen. Evet hadi bir sonraki örneği siz yapın. Ne diyelim? Bir liste tanımlayın. Daha sonra for döngüsü yazarak birden 5'e kadar olan rakamları alt alta yazdır. Evet. Hadi bakalım. Görev bu. Bir tane liste yapacaksınız. Listede birden 5'e kadar olan rakamlar olacak. Daha sonra for döngüsüyle dönerek, içinde dönerek o elemanların hepsini alta yazdıracaksınız. Alt alta yazdıracaksınız. Biraz süre verelim. Herkes siz yazsın. Herkes yapsın bunu. For yazımına biraz alışın. Tamam 40 kişiymişiz. Geçen ders 50 miydik? 10 kişi biraz gecikti. Sorun değil. Şunu bir yapın bakalım hızlıca. Evet 52 idik geçen ders. 53 olmaya bir gıdım kalmıştı bir kişi. Hemen şunu yapın bakalım. Bir tane liste tanımlayın. Daha sonra 1'den 5'e kadar olan sayıları for döngüsüyle yazdırın bakalım alt alta. Cevapları atmayın. Biraz bekleyin. Evet. Yapın bakalım. Yapabiliyor musunuz? Bir liste tanımlayın. İçinde 1, 2, 3, 4, 5 sayıları olsun. Daha sonra for'la bunu yazdırın bakayım. Biraz daha bekliyoruz. Mustafa Batuhan. Biraz daha bekle dedim attı. Evet yazdırın bakalım. Aynen ona geleceğim şimdi Leyla. Ama ilk önce şu an liste tamamlayarak yapın. Evet güzel yapanlar. Güzel liste demiş. Evet bir tane uyarı arkadaşlar. Şu arkadaş üzerinden gösterelim. Öncelikle herkes doğru yapmış. Hiç sıkıntı yok. Liste tanımlamış. İşte for sayı in liste. Liste tanımlamış. For x in liste demiş. Hepsi doğru doğru doğru. Liste sayı. Şu biraz yanlış. Adem neden yanlış? Ona da değineyim hemen. Değişken ismini list olarak verme. Yani şu listin başka bir anlamı var. Bu list bir komut aslında. Yani komutları biz değişken ismi olarak vermiyoruz. Yani mesela if diye bir değişken ismi veremezsin. Çünkü if'in başka anlamı var değil mi? Başka yerlerde kullanılıyor. List diye de veremezsin. Int diye de veremezsin. Float diye de veremezsin. Değişken ismini list veremezsin yani. Bu değişken ismini başka ver. İngilizce yazayım diye list yazmışsın ama o listin başka bir kullanımı var. O yüzden değişken ismi olarak list verme. Tamam. Hadi başlayalım. Herkes doğru yapmış. Herkes doğru yapmış. Başlayalım. Hemen bir tane liste hocam. Tamam Türkçe yazıyorum ben. Liste. Açtım listemi. 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. Ardından da for döngüsüyle bu liste elemanlarını yazdıracağım. For x ile yazıyorum mesela. For x in liste. Listedeki her bir x için yani şu elemanlar olacak bu x'lerimiz. Print x. Bunu istiyor yani. X'leri yazdır. 5, 3, 4, 5. Peki. Var mı şu an sıkıntı? Hata mı var? Evet. Abdülkadir üstteki listeyi çalıştırdın mı? O ne yaptın yani sen?
İşte farklı bir atama yaptın sen buna muhtemelen. Tamam, bu mantığı anladık mı? Bu mantığı anladıysak devam. Şimdi alın size bir soru daha. Birden beşe kadar olan rakamlar yazdırdınız. Şimdi de soru şu. Soru değil daha doğrusu, bunu birlikte yapacağız. Birden yüze kadar olan sayıları alt alta yazdıralım. For döngüsüyle alt alta yazdıralım. Şimdi sorumuz bu. Arkadaşlar üstte birden beşe kadar olduğunda ne yaptınız? Yani şu zamana kadar öğrendiğiniz yazıyorduk. Beş elemanlı bir liste yazdık. Daha sonra o liste içindeki elemanlara döndük. Gayet güzel, uygun. Peki birden yüze kadar dedi ve elimde bir liste yok. Birden yüze kadar olan sayıları ben tek tek yazdıracak mıyım? Tek tek yazdıracak mıyım? Neden x kullanıyoruz? Orada istediğimizi kullanabiliriz. Evet, sayı yazabiliriz Allah'ım. Peki şu sorulara bir cevap vereyim de öyle devam edelim. Evet, x yerine istediğimiz şeyi yazabiliriz. Sayı da yazabilirsin, i de yazabilirsin. Onu en başta söyledim. O değişken. Onu sen belirliyorsun. İstediğini yazabilirsin. Rica ederim. Bu niye böyle olmuş? Çünkü bakalım. For a in sayı. Sayı bir liste. Tamam. Her bir a için. Sayıdaki her bir a için. Onda bir hata olmaması lazım ama. Evet. Bir tane liste oluşturmuşsun. For a in sayı. Ha, print sayı demişsin ya. Print sayı diye. Listeyi komple print etmişsin. Print a diyeceksin. Şu a yerine şeyler yazdırılacak. Peki. Haydi devam edelim. Şimdi birden 100'e kadar olan sayıları alt alta yazdırmak istesek. Evet, güzel. Birden 100'e kadar olan sayıları alt alta yazdırmak istesek. Şimdi ne yapacağız? Birden 100'e kadar liste mi oluşturacağız? Tabii ki hayır. İşte burada devreye range diye bir fonksiyon giriyor arkadaşlar. Range fonksiyonu ile birden 100 arası sayılardan oluşan bir liste değil bu da, liste diyelim, oluşturabiliriz. Arkadaşlar range diye bir fonksiyon var. Range fonksiyonu sayesinde sen hızlıca listeler oluşturuyorsun ve o listelerin içinde dönebiliyorsun. Liste değil de liste benzeri bir şey oluşuyor aslında. Tam liste değil ama liste gibi kodlayabilirsiniz kafanıza. Kullanımı da şöyle. Hemen altta yazalım. Mesela for sayı in. Şimdi burada bir liste diyorduk değil mi? İşte buradaki o liste yok elimde. Birden 100'e kadar olan sayılar listesi yok. O listeyi ben range fonksiyonuyla oluşturuyorum. Range diyorsun, parantez açıyorsun. Şimdi range fonksiyonu. Range fonksiyonu nasıl çalışır? Range fonksiyonu arkadaşlar 3 parametre alır. Şu aşağıya yazalım. Range fonksiyonu ikisi değil hatta biri zorunlu. Biri zorunlu olarak toplamda 3 parametre alarak çalışır. Yani buna 3 tane parametre verirsin aslında. İlk verdiğim parametre start, başlangıç, kaçtan başlayayım. İkinci verdiğim parametre stop. Üçüncü verdiğim parametre de step. Kaçar kaçar atlayarak gideyim parametreleri. Bu 3 parametreyle çalışır aslında. Ben şu anda ne istiyorum? Birden başlasın, virgül. İkinci parametrem neydi? Kaça kadar gitsin? Stop noktası kaç olsun? 100'e kadar gitsin, virgül. Üçüncü vereceğim parametre de kaçar kaçar gitsin? Birer birer artarak gitsin. Birer birer artarak gitsin. Şunu yaptığımda bana birden 100'e kadar olan bir liste döndürüyor. Tam birden 100'e kadar değil bu. Birden 99'a kadar da. Onu ayarlayacağız. Şunu yaptığımda bana bir liste döndürüyor. Sonra bu liste içindeki her bir sayı dediğim için o sayılar dönmüş oluyorum. Aşağıya ben print sayı yazdığımda bakın ne yazdıracak ekrana. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini yazdı bak. Üstte birden başladı. Yazdır. En sonunda 99'da durdu. Peki 100 niye yok? 100 niye yok arkadaşlar? 100 niye yazılmadı? Çünkü bu da ayrıntı. Stop noktası dahil değildir arkadaşlar. Şu en son 100 dedik ya buraya. En son yazdığın o 100 dahil olmuyor oluşan listeye. O yüzden 101 diyeceksin buraya. Şuraya 101 deseydin birden 100'e kadar olan sayılar. Bak en son 100'ü de yazdıracaktı. Stop noktası dahil değil. Evet. Şimdi şu kodları, şunları atayım ben size şu yazıları. Range fonksiyonunu biraz konuşacağız. Range fonksiyonuyla basitçe iterable objeler oluşturabiliyoruz. Iterable dediğimiz de şu. İçinde gezilebilen objelere iterable objeler deniyor. Listeler bir iterable obje mesela. Aynı liste benzeri elemanlar, aynı liste benzeri objeler oluşturuyoruz. Range fonksiyonu ile. Peki. Şunu da atayım. Bera Eren, bir yerde yanlış yapmışsın. For sayı in range falan. Evet, aşağıda bir şey yazmadın. Devamını getirmedin. Tamam. Bera Eren, senin eksiğin o.
şu yorum okumayı, hata okumayı bir kere daha göstereyim. Unexpected EOF while parsing. Şu kelimenin anlamı, şu cümlenin anlamı. Yani sonunu getirmedin diyor. Yani sonu bitmedi bunun, kapanmadı. Ya parantez bitmedi ya işlem bitmedi. Gerçekten de öyle. Bakın for döngüsüyle bir tane döngü yapmışsın. Aşağıda ne yapacağını ya söylememişsin. Aşağıya bir şey yazdı. Aşağıya print sayı yaz aşağıya yani. Sayılar döndürecek de ne yapacak bu sayıları? Aşağıda bir şey daha yazman lazım. 4500 yapsak PC çöker. Çökmez. Yazdırır hepsini. Rahat olun. Evet. Tamam, şu mantığı anladık mı? Range mantığını anladık mı? Şimdi range mantığı ile alakalı range'i oturtmamız lazım. Çünkü for döngülerinin çoğu range ile yapılıyor zaten. Hemen range ile alakalı konuşalım. Bu niye bu kadar fazla? Sevmedim bunu. Kapat şu orayı. Tamam. Bu mantık böyle. Şimdi for döngüsü, şöyle bir şey yazalım. For döngüsü kullanımında liste gibi iterable nesneler oluşturmak için range fonksiyonundan faydalanırız. Şu cümleyi yazın arkadaşlar. For döngüsünü kullanmam için içinde gezebileceğim bazı şeyler lazım, değil mi? İçinde gezebileceğim bazı şeyler lazım. İçinde gezebileceğim o listeleri, o iterable objeleri range ile basitçe oluşturabiliyoruz. Range fonksiyonuyla basitçe oluşturuyoruz. Şimdi range fonksiyonunu söylediğim gibi 3 tane parametre alır. Start, stop, step. Tamam mı? Yani kaçtan başlasın, kaça kadar gitsin, kaçar kaçar atlayarak gitsin şeklinde 3 tane parametre ile çalışır normalde range. Şimdi bu range hakkında birkaç örnek yapalım. Evet, kısaltıyor. Sonuna kadar yazdırmıyor. Peki, hemen şuna değinelim. Hızlıca şunları yazın siz. Bir daha bir hatırlatalım şunu. Range, start, virgül, stop, virgül, step. Olmak üzere toplamda 3 parametre ile çalışır diyelim. Parantez içinde şunu başlangıç, bitiş, artış diye de Türkçe hallerinde yazabilirsiniz. Range'imiz bu şekilde çalışır arkadaşlar. Discord'a atarım. Şu anda dinleyin. Güzelce anlamaya çalışın. Şimdi şunun çıktısı ne olur? Hemen bir konuşalım. Range 1, 10, 1. Şöyle bir şeyin çıktısı ne olur arkadaşlar? Range 1, 10, 1'in çıktısı ne olur? 1'den başla, 10'a kadar git. Tabii 10 dahil değil. Ve en son birer bir atlayarak git. Aynen öyle. Berayaran doğru yazdın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onu yazacak mı? Onu yazmayacak. Çünkü son stop noktası dahil değildi. Güzel. Peki başka bir çıktı yapalım. Range 1,10. Sadece 1,10 girerse arkadaşlar. Şu artışı belirtmezse. Bak, ilk girdiğim başlangıç. 1'den başla. İkinci girdiğim bitiş. 10'a kadar git. Step'i girmedik. Step'i girmediğinde step'in default değeri 1'dir zaten. Step'in default değeri 1'dir zaten. Üsttekinin aynısı olur. Birer birer artar gene yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üsttekinin aynısı. Parantez içinde şunu yazıyorsunuz. Step parametresinin default değeri 1'dir. Zaten 1 bunun default değeri. Yani şurayı 1 yazmasan da bu birer birer artacak zaten. Bunu girmene gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir seviye daha atlayalım. Şunun çıktısı ne olacak? Range 10. Sadece 10 girdim. Sadece 10 girdim. Sadece 10 girdiğinde de arkadaşlar şu anda buradaki bu 10 ne biliyor musun? Bu 10 stop noktası. Start noktası değil, başlangıç noktası değil. Başlangıç noktasının default değeri 1'dir. Onu girmek zorunlu değil. İstersen girmezsin. Ama stop noktasına girmek zorundasın. En son nerede duracağını programa söylemek zorundasın. Şu anda range 10 dediğin zaman da tıpatıp aynısı çıkacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynısı. Şu 3'ü de aynı anlama geliyor. 3'ü de aynı anlama geliyor. Çünkü şunu da parantez içinde yazalım. Start parametresinin ve step parametresinin default değerleri 1'dir arkadaşlar. Yani sen bunları girmezsen, başlangıç ve işte başlangıcı girmedin, son kaça kaça atlayacağını da girmedin, hiçbir şeyi girmedin, otomatik olarak 1 al buluyor onları. Tamam? Yani şu 3'ü de aynı anlama geliyor diyelim. Peki. Tamam, ne yaptığımızı anladık mı? Abdülbaki işe attı ama. Int obje not callable. O bir int obje. For sayı in range.
Evet, ilginç. Bir daha bir çalıştır bakayım onu. Neden öyle oldu bilmiyorum, göremedim tam. Sıfırdan neden başlamıyor? Aslında sıfırdan mı başlıyor ya? Aa, sıfırdan başlıyor, pardon. Sıfırdan, bir deneyelim hemen ya. Bak, benim de kafam karıştı. Sen deyince sanki sıfırdan başlıyor ya. Bir deneyelim bakalım. Range 10 diyelim. Sıfırdan başlıyordu sanki. Evet, şunu liste halinde yazdıracak olsam. Liste range 10. Evet, sıfırdan başlıyor bu. Yanlış dedim ya. Sıfırdan başlıyor. Şu başlangıç parametresini bir girdiğimizde birden başlıyor da, başlangıç parametresini girmezsek sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2. O yüzden start parametresinin default değeri 0, virgül. Step parametresinin default değeri 1'dir. Tamam. Start'ın default değeri 0'mış. Tamam. Start parametresini girmediğimiz zaman sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Yani direkt range 10 dersem sıfırdan başlıyor. Başlangıcı birden başlatmak istiyorsan birden başlatacaksınız. Tamam. Hocam yazıları atar mısınız? Atacağım. Biraz daha konuşacağız bu range'i. Biraz daha konuşacağız bu range'i. En son atarım hepsini. Devam. Şuna bakın şimdi arkadaşlar. Şunun nasıl bir... Hocam startı flow at ya da negatif bir sayı yapsak çalışır mı? Yanlış değilsem range sadece int'lerde çalışıyor. Bir bakayım. Ha, step'i flow at yapabilirsin de. Ya da yok, çalışır herhalde ya. Bir deneyeyim. Ben de merak ettim, bilmiyorum. Mesela 5.5'tan başlasın. 17.5'a kadar gitsin. 0.5 0.5 gitsin. Yarım yarım gitsin. Sanki bulur ya bunu da. Evet, hata verdi. Float, evet, float olmuyor arkadaşlar. Float veremiyorsunuz. Int'lerle çalışıyor bu. Peki step'i float verebilir misin? Belki step verilir. Başlangıç 5 olsun, bitiş 17 olsun. Ama artış 0.5 0.5 olsun. Bu olur mu? Bu da olmaz. Tamamen int'lerle çalışıyor range fonksiyonu arkadaşlar. Range fonksiyonu tamamen int'lerle çalışıyor. Tamam? Peki. Hadi devam edelim. Float'a nasıl yapacağız veya yapılır mı? Yapılmaz. Arkadaşlar range fonksiyonu dediğim gibi sayı oluşturmak değil burada bizim amacımız. Biz burada kaç kez tekrar edeceğini oluşturuyoruz aslında. Programın kaç kez tekrar edeceğini oluşturacağız. Yani for döngüsünün kaç kez döneceğini oluşturacağız. Yani amaçtan sapmayın yani. Range başlı başına bir kullanım değil. Range bir araç. For döngüsünü daha güzel kullanmak için bir araç. Sadece dediğime odaklanın. Devam. Şunun çıktısı ne olacak? Range birden başlasın. 10'a kadar gitsin. İkişer ikişer gitsin. Şunun çıktısı ne olacak arkadaşlar? İlk başta birden başlıyorum. İlk başta birden başlıyorum. Şu 1'i yazacağız. Virgül. Ondan sonra 3'ü yazacağız. Evet. İkişer ikişer artarak 5'i yazacağız. 7'yi yazacağız. 9'u yazacağız. Bir sonrakinde 11 geliyor. 11'i yazmayacağım ama, değil mi? 10'da bitir diyordum. Hatta 9'da bitir diyordum. 9'u da yazdı o yüzden. Peki. Şunun çıktısı ne olur? Hemen bunu konuşalım. Range 1, 1 değil 10 olsun. Hadi 10. 10'dan gelelim bu sefer. 10, 0, eksi 1. Şunun çıktısı ne olur arkadaşlar? 10'dan başla, 0'a git, eksi 1, eksi 1 git. Azala azala git. Yani başlangıç dahil, 10 dahil. Onu yazdıracağım. 10. Sonra azalacağım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tam 0 yazacak mıyım? Tam 0 yazmayacağım. Çünkü stop noktasına geldi o 0. O 0 dahil değil. Dolayısıyla o 0 yazılmayacak. Böyle mantığı var yani. Devam. Birkaç tane daha örnek yapalım. Range ne diyelim başka? 10, 0, eksi 2 deseydik ne anlama gelecekti? Yine 10'dan başla, bu sefer 2, 2 düş, değil mi? 10, 8, 6, 4, 2. Bir sonrakinde 0 geliyor. Ama bu 0'ı yazabilecek miyim? Bu 0'ı yazamayacağım. Çünkü en son olan o 0 dahil değil. Stop noktası o. Devam. Bir tane daha yapalım. Şöyle girerse sadece range eksi 5 virgül 5. Range eksi 5 virgül 5. Şunun anlamı ne arkadaşlar? Evet. İlki başlangıç, bitiş ama stop noktası yok. Bunun açılımı ne olacak arkadaşlar? Şunu bulun bakalım. Eksi 5'ten başlayacağım. Eksi 5. Bakın step noktasına girmemişim. Artışı girmemişim. Artışın default değeri kaçtı? Artışın default değeri 1'di. 1 1 arttıracağım bunu. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. En son 5'i yazdırmayacak çünkü son step noktası dahil değil. Tamam. 4, evet, burada duracak. Güzel. Tamam, range'e bir ufak alışıyoruz. Ve şimdi gelelim şöyle kullanıma. Range 3. Sadece range 3 dediğimizde bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Dediğim gibi start noktası yok. Step noktası yok. Sadece stop noktası. Sadece 3'te biteceğini söylemiş. Burada da sıfırdan başlıyoruz. 0, 1, 2, 3'ü yazmıyoruz. 0, 1, 2. 3 tane değer döndürüyor sana. 0, 1, 2 değerlerini döndürüyor.
En son üçlü döndürmüyor. Stop noktasını gene döndürmüyor. Ve son olarak şöyle bir range 5 diyelim. Range 5 olsaydı ne anlama gelecekti? 0, 1, 2, 3, 4. Tamam. Ne yaptığımızı anladık mı? Range'in çalışma mantığını anladık mı? İşte biz şu range sayesinde for döngüsünün kaç defa döneceğini ayarlayabileceğiz. O yüzden bu range fonksiyonu önemli. Range fonksiyonu sayesinde for loop'u kaç defa döndüreceğimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Hocam sadece bir adet sayı yazabiliyoruz mu? Evet yazabiliyoruz işte diyorum ya. Sadece bir adet sayı yazdığın zaman bu yazdığın sayı senin stop noktan olmuş oluyor. Start'ı ve step'i yani başlangıcı ve artışı kendi otomatik default ayarlarda alıyor. Sadece son noktayı belirleyebiliyorsun. 5'te bitsin diyorsun işte. Stop noktasını sadece belirleyebiliyorsun. Bunun gibi. Tamam. For döngüsünü range fonksiyonuyla bayağı kullanacağız. Dolayısıyla range'i iyi anlamak önemli. Attım. Attım arkadaşlar chat'ten. Şimdi başlayalım. Şimdi örneklere başlayalım. Örnekleri siz yapacaksınız hatta. Evet, bir tane örnekle başlayalım. Soru sizde. 80'den 100'e kadar olan sayıları alt alta yazdırın bakayım for döngüsüyle. 80'den 100'e kadar olan sayıları alt alta yazdırın. Uğraşın bakalım. Belli bir süre verelim. 80'den 100'e kadar olan sayıları alt alta yazdıracaksınız. Kaçar kaçar. O hepsini kastediyor burada. Burada bir aralık belirtmediğine göre 80'den 100'e kadar olan bütün sayıları yazdırmanızı istiyor. 80, 81, 82, 83. En son 100 de dahil arkadaşlar. 80 ve 100 dahil. Şunun sonunda 80 ve 100 dahil hatta bak. Evet. 80 ve 100 dahil diyelim. 100'ü dahil etmek için ufak bir ayar var orada. O tuzağa da düşmeyin. Evet 52 kişi olduk gene. Bazıları biraz geç geldi sadece. Evet, cevapları atın bakayım arkadaşlar. Güzel, güzel. Evet, yapanların hepsi doğru şu an. Gördüklerimin hepsi doğru. Evet, doğru. Direkt range değil de onu daha sonra for döngüsünde kullanacağız Muhammed Hanım. Alt alta yazdırmak istiyoruz. Range'i tek başına bir işe yaramaz range. Range'i for'un içinde yazdıracağız. Güzel. Herkes yapmış. Hemen herkes anladı arkadaşlar. Çok güzel. Bunu basitçe for döngüsüyle yapacağız. For i in diyebilirsin. X in diyebilirsin. Değişken seni, sana kalmış. I diyelim bu sefer. For i in range. I in range. Aralık. Range aralık demek zaten arkadaşlar. Aralık. Hangi aralığında olmasını istiyorum ben? 80 ile 100 aralığında olsun istiyorum. Ve birer birer atsın istiyorum. Şuraya bir koysan da olur koymasan da olur. Şu biri yazsan da olur yazmasan da olur. Ama yazalım bu ilk örnek diye. Bu şekilde print i yazarsam şu anda sıkıntı ne? 80'den başlayacak. 100'e kadar gidecek ama 100'ü dahil etmeyecek. 100'ün de dahil olmasını istiyorsam ben istiyor soruda. O zaman burası 100 değil de burayı 101 yaparım. Değil mi? 80'den 101'e kadar gitsin. Birer birer gitsin. Print i dediğinde bunu yazdırdığında al sana 80'den başlıyor 100'e kadar olan sayıları alt alta yazıyor. Şurayı yazmana gerek yok dediğim gibi. Yani istersen şu sondaki step 1'i yazma. Default olarak onu 1 algılıyor zaten. Aynısı gene çıkacak. Tamam. Default dediğimiz varsayılan ayarları dediğimiz varsayılan ayarı zaten step'in birdir yani. Tamam. Evet. Bera Eren seninkinde 100 yok. Orayı 101 yaparsan daha iyi olur. Evet 53 kişi olmuşuz arkadaşlar. Rize plakasını attık. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Şu sonu nasıl 101 ile dahil ettiğimizi anladınız. Şurada bir olsa da olur olmasa da olur. Artışı bir yazsan da olur yazmasan da olur dediğim gibi aynı çalışıyor. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Yeni bir örnek. Rize olduk sonunda. Evet. Haydi yeni bir soru. Birden 100'e kadar olan çift sayıları alt alta yazdırın bakalım. Birden 100'e kadar olan sayıları çift sayıları alt alta yazdırın. Birden 100'e kadar olan çift sayıları.
Ya sende bir sıkıntı var yani. Şu anda intopçu oluşturuyor senin range'in. İlginç. Kodda bir hata yok da Abdülbaki, bir sorun oluyor sende ya. Kapatıp aç, başka tarayıcıdan aç böyle bir. Sıkıntı var onda. Normalde aynı şeyi yazıyorsun. Intopçu olarak dönüyor senin range'in. Evet. Hadi şunu yapmaya çalışın bakalım. Birden 100'e kadar olan çift sayıları alt alta yazdırın. Çift sayıları. Atmayın. Biraz daha bekliyorsunuz. Değiştirmelik bir şey yok da. Yeniden başlat. Yani normalde range int bir şey döndürmüyor. İçinde dönülebilen bir şey döndürüyor. Ama int döndürüyor seninki şu anda. Hadi bakalım. Birden 100'e kadar olan çift sayılar. Birazdan isteyeceğim. Erken attım Furkan. Hocam sınav zor olacak mı? Sınav bir tık zor olacak. Evet, atabilirsiniz çözümlere bakalım. Evet, bakalım bakalım bakalım. Güzel. Evet, Adem sıfırdan başlattın. Sıfırı da dahil ettin. Sıfırı istemiyoruz. İkiden başlatsan daha iyi olurdu sanki, değil mi? Evet. Abdülkadir, birden başlattın. Tek sayılar yazdırdın. Oğlum, tek çifti de mi öğretemedik sana ya? Bir de öğretmeni bendim matematik öğretmeni. Şunun attığı sonuca bak. Evet. Furkan sıfırdan başlattığın için sıfırı da yazdıracak. İkiden başlasan daha iyiydi mesela. Şimdi ilk olarak ne istediğimizi güzel anlamanız lazım. Birden 100'e kadar olan çift sayılar. Yani ben aslında şöyle bir çıktı istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bunun gibi sayılar yazsın istiyorum. Anlayabildik mi? Bunun gibi sayılar yazsın istiyorum. Amacımız bu. O zaman for döngüsüyle for x diyelim bu sefer, fark etmez. For x in range. Kaçtan başlasın? 2'den başlasın. 2'den başlasın. Şimdi 100'e kadar git desem 100'ü dahil etmeyecek. İkişer ikişer git desek en son şu 100'ü dahil etmeyecek. En son şu 100 de dahil olsun istiyorum ben. Mesela şunu şöyle çalıştırıp print x dersek 100 dahil olmayacak. O yüzden şunu bir tık arttıralım. 101 yapalım mesela. O 100 de dahil olsun. Şu şekilde çalıştırdığında 2, 4, 6, 8 gidiyor gidiyor gidiyor. 100 de dahil oluyor. Tamam. Abi kardeş, şurayı birden başlattığın zaman ilk önce 1'i yazdırıyor. Sonra 2, 2 artarak gidiyor. Dolayısıyla tek sayılar yazdırmış oluyorsun. Şurayı birden başlatırsak tek sayılar yazdırmış oluruz arkadaşlar. Bak, birden başlıyor. 1, 3, 5 diye tekrar yazılıyor. Ben 2'den başlatıp çiftleri yazdırtıyorum. Peki. Haydi bir tane daha soru yapalım bakalım. Tamam. Soru şu olsun. Bu sefer. Örnek 6. 50 ile 100 arasındaki tek sayılar yazdırın hızlıca bakalım. 50'den 100'e kadar olan tek sayıları. Tek sayıları alt alta yazdırın. Hızlıca bunu da yapın. 50 ile 100 arasındaki tek sayılar istiyorum. Tek. Dikkatli olun. 50 ile 100 arasındaki tek sayılar. Tek tek tek. Evet, yaz hatırlatıyor herkese. Tek sayılar istiyoruz bu soruda. Örnek 6 yapmış. Neyse, kaçsa artık. Atma cevabı hemen ya. Kim atıyor? Mehmet Esen. Daha bekleyelim. Tamam. Hadi şimdi gönderin bakalım. Gönderin bakalım cevapları. Bu kadar yeter. Anlamıştır herkes. Burada bir tane 49 gördüm. O 49'u da alır. Hangisiydi o? Evet. Adem Kurt. 49'dan başlattığın için 49'u da alıyor. Ben o 49'u alsın istemiyorum. 51'den başlatacağım, değil mi? Diğerleri doğru doğru doğru. Diğer nerede yanlış yok gibi şu an. Olmadı hocam diyor Uğur Ahmet.
Invalid syntax. O rahmet sona iki nokta koymadığın için olmadı senin. Syntax hatası arkadaşlar. Syntax hatası basit bir hata. Yazımda bir hata yaptın. Şunun sonuna iki nokta koymadın diye. For'un sonuna iki nokta koymadın diye oluyor. For'un sonuna iki nokta koy. En son alta geç. Print sayı da yazdır tabii. Benim Abdülkadir. Tamam. Evet. Hadi yapalım hızlıca. Şimdi hemen for döngüsüyle yazıyorum. For istediğini yazabilirsin buraya. Sayı yazayım bu sefer. For sayı in range. Hangi range'te, hangi aralıkta istiyorum ben? 50 ile 100 aralığı diyeceğim. İkişer ikişer gitsin diyeceğim. Ama sıkıntı şu. Şu anda bunu 50'den başlatacak. Ondan sonra 2-2 attıracak. 52, 54, 56 gibi şeyler yazacak. Ben bunu istemiyorum. Ben 51, 53, 55 gibi tek sayılar yazsın istiyorum. O zaman 50'den değil de bunu 51'den başlatırsam önce 51 yazdıracak, sonra 2 arttıracak 53'ü, 2 arttıracak 55'i, bu şekilde yazdıracak. Aradığım işlem olacak. Print sayı dersem gördüğünüz gibi 51'den başlıyor, 99'a kadar oluyor. Soru çözeceğiz mi? Bir tane daha soru çözeceğiz. Evet. Aynı sorun hala devam ediyor sende. Tamam. Ama o normalde yazın doğru Abdülbaki. Hata yok seninkinde. O normalde çalışmalı. Hocam iki tane step ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyorsunuz. Peki haydi şu soruya da bakalım ve bu ders burada kalalım. Evet, bir örnek daha. Bu sefer de arkadaşlar ekranda 10 defa isminizi yazdırın. Ekrana 10 defa alt alta. Ben mesela Emincan, 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 Emincan. 10 defa Emincan yazsın. Sizde de 10 defa isminizi yazdıracaksınız ekrana. İşte şimdi for döngüsünde bir istediğimiz adette işlem yaptırtma diyorduk. Yani belli sayıda döngü yazdırtma, belli sayıda. İşte belli sayıda döngüyü şimdi yeni yeni yapıyoruz. 10 defa yazsın istiyorum ismim. Aynı print işlemi 10 defa yazsın istiyorum. Hadi şunun için bir buçuk dakika ya da vermeyelim, bunu birlikte yapalım. Arkadaşlar bunu nasıl yaparız? Şimdi öncelikle ekranda ismim mi yazsın istiyorum? Yani print Emincan desem, şunu şöyle çalıştırsam. Ekranda şu an bir tane Emincan yazdı. Bunun, evet sil Adem, sil. Atmanızı istemedim. Bunun ben 10 defa olmasını istiyorum. Adem sil. Ya. Şimdi bunun 10 defa olmasını istiyorum. Bunu alt alta 10 defa yazsam amacıma ulaşacağım da 10 defa alt alta yazmak mantıklı mı? Tabii ki değil. Try kuralını da çiğniyoruz. Don't repeat yourself kuralını da çiğniyoruz. Bunu ben 10 defa yapmak istiyorsam for döngüsüyle yaparım işte. Şu işlemi for yazarım başına. For burada vereceğin değişkenin hiçbir önemi yok. Çünkü içeride o değişkeni kullanmayacaksın. Yani gene A da diyebilirsin, B de diyebilirsin de. For A in range parantez içinde kaç defa yapmak istiyorsun bu işlemi, onu yazıyorsun diye direkt. 10 defa mı yapmak istiyorsun? 10 yazıyorsun direkt. 2 nokta. For a in range 10 yazıyorsun. Şu printle bir boşluklu yaparsak. 10 defa aşağıdaki işlemi tekrarla anlamına geliyor bu. Aşağıdaki işlem ne? Ekrana Emincan yazdırmak. Dolayısıyla alta 10 defa Emincan'ı print ettirecek bu. Çalıştırdığında Emincan, 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 Emincan yazdığını gördük. Arkadaşlar bakın şuradaki a'nın hiçbir önemi yok. İçeride değişken olarak bile kullanmadım. A'yı içeride değişken olarak bile kullanmadım. Kullanmak zorunda değilim çünkü. Tamam? Yani işime yarasaydı o A'yı da yazdırırdım. İstersen o A'yı da yazdıralım. Mesela print A deseydik şu aşağıya da. Bu sefer ne yazdıracak biliyor musunuz? Emincan diyecek 0 yazdıracak. Emincan diyecek 1 yazdıracak. Emincan diyecek 2 yazdıracak. Bu A sırasıyla 0'dan 9'a kadar olan sayıları dönecek yani. En son Emincan diyecek 9 yazdıracak. Öyle bitirecek. Bakın bunu da çalıştıralım mesela. Emincan 0, Emincan 1, Emincan 2. Bak içerideki A sürekli değişiyor. A sürekli 0'dan 9'a kadar olan şu range içinde dönüyor. O range içindeki iterable objeye dönüp duruyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. O arada bunlar yaptırıyor. Ben şu print A'yı bu sefer yazdırmak istemiyorum. Sadece Emincan yazsın. 10 defa bu şekilde ismimi alta yazdırayım istiyorum. Bunun gibi arkadaşlar tekrarlamak istediğimiz şeyleri for döngüsüyle, belli sayıda tekrarlamak istediğimiz şeyleri for döngüsüyle basitçe yapıyoruz. Anlayabildik mi? For döngüsüyle bunu sağlayabiliyoruz diyelim. For döngüsünün asıl görevlerinden biri budur. Kaç defa döneceğin belli olan bir nesneyi, bir işlemi o kadar tekrar ettirmek. Asıl görevlerinden biri budur. Ama diğeri de çok önemli bir görev. Yani asıl demeyeyim, liste içinde dönmek de çok önemli. Yani ikisi de çok önemli. İkisinin de kullanım alanları farklı. İkisi de çok yerde kullanılıyor. İkisini de anlayın. For döngüsü budur arkadaşlar. Okunuşu budur. Yazılışı bu şekilde oluyor. Şurada indentation var falan filan. Bugün for'un temellerini attık. Yarın for ile alakalı biraz daha soru çözeceğiz. Ondan sonra da for'u bitirir. While ile belki başlarız yarın. Çok da belli değil. Belki de başlamayız, haftaya bırakırım duruma göre.
Hocam for ile if'i aynı anda kullanırsınız. Aynen öyle kullanacağız mesela işte. Yarınki örneklerde onlar var. Tamam. Evet. Şimdi bugünkü dersi burada bitirelim. Ne diyelim? Son bir oylama yapalım mı? Yok. Anladık deyip duruyorsunuz. Herkes anlamıştır konuyu. Teşekkür arkadaşlar. Elinize sağlık. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.